Tünaydın. Gününüz çok güzel geçsin inşallah. Haftanın son iş gününde tekrar birlikteyiz. Bugün mutfağımda balık ustası var. Balık sofrası için güzel lezzetler hazırlayacak. Şefimiz Mehmet Aksu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ne var ne yok? Teşekkür ederim siz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir tatlıyla başlayacağız ve sonra güzel lezzetlerle devam edeceğiz. Evet. Doğrudur değil Doğrudur. Mi? Doğrudur. Harika. Balığı seviyoruz, çok faydalı. Birazdan onkoloji uzmanım Yavuz Dizdar da bizlerle birlikte olacak. Beslenme üzerine sohbet edeceğiz. Balıkla da farklı farklı güzel lezzetler yapabiliriz değil mi? Evet. Seviyoruz çünkü balığı. Seviyoruz evet. Ama bir de levrek pane gördüm. Evet. Şu onu merak ediyorum açıkçası. Genelde ızgara yaparız, fırında yaparız, buğulamasını yaparız. Nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Biraz daha farklı bir sunumla levrek pane yapacağız. Süpersiniz, harikasınız. Birazdan yanınıza geleceğim. Tamam. Atölye masamda Zeynepçiğim var. Çok güzel bir çanta yapacak bize. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ayaklandı o zaman öpeyim. Keyfin yerinde. Çok şükür. Sen nasılsın? Hastasın. İşte. Geçmiş olsun. Ay sağ olasın. Geçecek inşallah. Geçecek. Bir gün iyi bir gün kötü. Evet. Nüksediyor. Ama dinlenemiyorsunuz o yüzden. Ondan herhalde. Tabii var ki. Bir gariplik var, bir durum tabii, var yani. Tabii ki. Çok tabii güzel ki. Çantalarım var. Öncelikle yapımını göstereceğimiz çantayı paylaşmak istiyorum hanımlar. Çok güzel, çok şık bir çanta. Şöyle takıp gezeriz ya. Evet. Şu el şuradadır. Koltuk şöyle. Altı için de uygun bir model. Çok pratik. Herkesin yapabileceği değil mi? Evet. Şöyle de gösterelim. Portföy çantası olarak da kullanabiliriz. Evet. Hediyemiz olacak aynı zamanda. Bunu hediye ediyoruz. Bu çantanızı hediye ediyorum. Bir de bu çantamı hediye ediyorum. Bu da bu çok kullanışlı. Bu uygulama olarak bugün yapacağız. Harika. Kullanışlı iki tane çantamız var. Ufak. Şık. Evet. Diğer çantalarını da göstermek istiyorum hemen. Burada yine bir yaz çantası var. Plaj çantası da olur. Evet, plaj çantası zaten. Öyle mi? O şekilde. Evet. Günlük hayatta da vallahi tercih edilebilir. Bunu yeni yaptım. Bu koplarla. Tamamen tasarım bana ait. Bu daha günlük. Daha günlük. Onu plaj çantası diye yapıyorum. Çok hoş. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Hasır ipten örmüşsün ama burada evet. Birazcık yün de var. Üzerine daha evet. Sonra aplike şeklinde ayrıca örüp monte ediyorum. Güzel. Bir gece çantası gördüm. Onu da hemen paylaşmak istiyorum hanımlar. Vay, vay, vay. Yıkılıyor. Ellerine sağlık. Teşekkür değişik ederim. Değişik değişik çantalar, ipleri farklı. Aksesuarlarıyla da daha farklı kılıyorsun evet, tabii ki. Evet, evet. Şurada da yine ipinden değil mi? Evet, o kendi ipinden. Şurada şöyle bir süs kondurmuş. Evet. Alın size bambaşka bir çanta. Ay, ekranda da çok daha farklı görünüyor. Daha evet, da, evet. Daha güzel, evet, rengarenk. Daha canlı gözüküyor. Evet. Bak bu da bunun takım şapkası. Geçen gün yapmıştık hatırlarsanız helozen şapka. Bu da yine ona benzeyen çiçek kondurulmuş çok şık bir bu çalışma. Bu daha bir fötür şapka oluyor. Evet. Bir farkı o evet. Bu yaptığımız çantanın aynı örneğinden kadife iple yaptığım bir çanta daha var. Bugün bu örneği işleyeceğim için gösteriyorum. Burada sadece bir kere kaydırıyorum. Kaydı için şu görüntü oluyor. Burada kaydırmadan yapacağım ama sistem aynı. Burada üst üste. Evet burada üst üste denk getirdik. Burada kaydırma metodu uyguluyoruz ama... Yani örgünün örüme şekli aynı. Ben zaten buraya yazdım. Güzel şablonumuz açıklamaları hazır. Sayfamda da zaten yayınlayacağım. Biz de paylaşacağız zaten. Tamam. O zaman oturalım ve nasıl yapılıyor, tamam. Neler kullanıyorsun? Bunu başlıyoruz. Hemen başlayalım isterim tamam. Ben. Tığla yaptığımız bir çalışmamız. Evet ben tığı tercih ediyorum. Çantada çünkü daha sert oluyor. Güzel. Nasıl bir ip? Daha kullanışlıklar. Pamuklu ip kullanıyorum. Makreme pamuklu ama istedikleri ipliği kullanabilirler. Fakat çok zayıf bir ip tercih etmesinler. İnce. O zaman zayıf oluyor çanta. Değil mi? Bunu yapıyoruz şimdi. Ben şöyle anlatayım. 4,5 numara tığımız var. 4,5. Burada tarifimiz var. Dikdörtgen bir parça yapılacak. Daha sonra şu şekilde katlanacak ve araya şu ilave parçaları ben daha önceden evde hazırladım. Bu parçalar bizim çantamıza körük katar. İsterseniz bunu hiç koymayıp direkt buradan dikiş yapabiliriz. O zaman da zarf çanta diyoruz biz ona. Yani çok fazla açılmıyor. Evet. O size kalmış bir şey. Burada önemli olan zaten bu örneği yapmak. Bunu kaydırmadan yapabilirsek süper. Harika. Evet. Dikkat etmeniz gereken nokta o değil mi? Evet burada da not aldım. Şimdi pamuklu ipimiz. Bu ebatta bir çanta istiyorsak eğer 30 tane zincir çekiyoruz. Gözlüğü de takalım. Olmuyor onsuz.
Şimdi ben bir sayarım. 2. Kaç zincir dedin? 30. 30 tane zincir. Makrome ip kullanıyoruz. 4,5 numara tığla örüyoruz. Evet. Doğrudur. Bu pamuklu makrome benim şu an. Bunu normal parlak makrome ile de kullanıyorum. Yani şurada bir posta çanta. O da makromedir. O filoş makromedir. Daha parlaktır. Bu pamukludur. Şu iplerimin de kullanılabilir. Laser ribbon. Önemli olan örneği yapmak. Evet. 30 tane oldu. Zincir. Oldu. Zincirim oldu. Şimdi örneğimizin özelliği tersinden kurulması. O yüzden önden bir sıra sık iğne yapıyorum. Örnek tersten kuruluyor. Yani sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Bunları kaç tane zincirle başladın? Ben onu 15'er yaptım. O çantanızın büyüklüğüne göre değişiyor tabii. Hani daha körüklü isterseniz daha burayı geniş de yapabilirsiniz. Ama hani bu gece çantalarında çok da içine fazla bir şey konmayacağı için bence o yeterli. Yani şöyle diyebiliriz, iki parmak en diyelim. Bunu ördükten sonra kendi genişliğimizde yapmak istediğimiz boldukta yapabiliriz. Evet. İlk sıramızı sık iğne yapıyoruz 30 zincir çektikten sonra. Sonra o fıstıkları nasıl yapacağız? Devam edeyim mi? Yoksa şu an hemen örneği kurayım mı? Kuralım ama sonrasında da paylaşacağımız için sıkıntı olmasın. Ben yine sökeceğim. Siz süper. Başka taraftayken. Sadece şu an hızlandırmak için. Diyelim sıranın sonuna geldim. Bir tane zincir çıkarıyorum ve geriye dönüyorum. Burada önemli olan en önemli şey örnek tersten kurulacak. Bunu unutmamamız lazım. Döndüm bir zincire yukarıya çıktım. Bakın birinci delik bir tane sık iğne. İkinci delik sık iğne, üçüncüye biz örneğimizi kuruyoruz. Yani bir tane burada var, bunu unutmayalım. Üzerine aldık. Şimdi şu deliğe 5 kere ikili trabzan yapıyoruz ve bekletiyoruz tığımızda. 1. Pardon. 2. Evet. 3. Özellikle ağır yapıyorum hani anlaşılsın diye. 4 ve 5. 5. Şimdi bakın esasında 6. Neden? Biraz önce demiştim bir tane zaten kendiliğinden tığımızın üzerinde vardı. Toplam 6. Geldim. Bir kere de çektim. Hiçbir şekilde yukarıda kilitlemiyorum. 4. deliğimize şu şekilde geliyorum. Ve burada bir sık iğneyle kilitliyorum. Tersten kurmanı anladım. Tersten evet bu. Aa çok kolay. Örnek kolay, örneğin tek olayı kaydırmamak gerekiyor. Bir tane sık iğneyi yersek örnek gidiyor. Gidiyor değil mi? O zaman söküyorsunuz hemen. Aralarda? Şimdi yine 2 sık iğne. Bunu formülü ben oraya yazdım esasında. Onu yaparsa hiç kaymaz. Yani 2 sık iğneyi yaptık. Üçüncüye tomurcuğumuzu kuruyoruz. 5 tane aynı yere batarak. Evet. Daha önceden de bir tane tığımızın üzerinde olduğu için yani 6 kalacak şaşırmasın izleyenlerimiz. Topladım. Ama kilit olayını bir sonrakine yapıp buraya bir sık iğne ile kilitledim. Tekrar 2 sık iğne. Ve aynı işlemi devam ediyorsun. Aynı işlemi. Bir üst sıraya geçerken tek zincir çekiyoruz. Hep öyle mi? Evet her bir çıkışımız bir zincirli oluyor. Yukarı çıkışımız tek zincir çekerek çıkıyoruz. Şimdi 2 tane yaptım. Yine yuvamıza başlıyorum. Şimdi bu çanta ebatlarında düşünecek olursak. Aynı ebattan örüyorum şu an. Evet. Dikdörtgen bir şekil öreceğiz ya. Evet. Kaç santim öreceğiz ya da kaç sıra? Kaç? Şimdi yani bunu ben size isterseniz burada notuma sayı bildirebilirim. Pıtırcık sayısı bildirebilirim eğer beğenildiyse bu model. Evet. Hani o tamamen göz kararı da yapılabilir. Şöyle diyeceğim. Şöyle bir dikdörtgen düşünün. Bunu ikiye katlayın. Nasıl bir çanta görmek istiyorsanız. Yani kendiniz elinizde kağıt katlar gibi katlayın. Deyin ki bana bu ölçü yeter. O zaman onu kalıp olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz ölçüde. Çünkü bu dümdüz örülen bir şey dikdörtgen. O şekilde daha derin, daha kısa, daha tombik. Yani bunu mesela tamamen görsellikle alakalı bir şey. Böyle de tutabilirsiniz. Evet. Yani kapağını daha kısa tutabilirsiniz. Burayı daha fazla örüp. Ben böyle daha hoş bir şekilde. Daha tombik gibi geliyor şu şekilde bana. Daha çok daha sık gördüğümüz bir model. Daha hoş. Sen bir taraftan yapmaya devam et o halde. Sonrasında bu körükler nasıl yapılıyor onu da öğreneceğiz. Tabii ki.
Tabii ki. Detaylı bir şekilde paylaşacağız hanımlar. Kolay tamam, gelsin. Teşekkür ederim. Zeynepciğim. Hemen atölyeme geçiyorum. Zeynepciğimin yanına çok güzel bir çanta yapıyoruz hanımlar. İki tane çantamızda hediyeydi. Onları da şöyle bir tekrar göstermek istiyorum. Örneğini paylaştığımız çantamız aynı zamanda hediyemiz. Bir de bu güzel siyah çantamızı da hediye edeceğiz. Böyle pıtır pıtır bir çanta. Fıstıklı fıstıklı. Nasıl yapmıştık? Öncelikle bu ebattaki bir çanta için kaç zincirle başladık? 30. 30 zincir. Evet. 4,5 numara tığımız vardı hanımlar. 30 zincirin ilk sırasını sık iğne ile geçtik. İkinci sıra itibariyle her sırada uyguladığımız bir yöntem var. Yani her örgü tersini evet, oluşuyor. Şu an net olarak görebiliriz. Bakın burası yüzü. Kalıp gibi. O yüzden biraz küçüktü yani bunu 6-7 ile de örebilirler esasında ama sert olması gerekiyor. Tok dursun. Yani ben öyle severim. Burası tersi. Daha önce anlatmış olduğum gibi. Buradan ben örneğimi kuruyorum. Pıtırcıklar dışarıya çıkmış oluyor. Tekrar gösterelim. Tabii kaçırmış ki. Olanlar için nasıl burada yapılıyor. Burada notum var. Ben sayfamda paylaşacağım. Arzu ederseniz siz de paylaşın. Evet. Çok yazılar net okunmuyor. Burada biraz algılayabiliyor musunuz hanımlar bilmiyorum ama. Eğer göremiyorlarsa daha büyük yazıp tekrar yayınlayabilirsiniz. Görebiliyorlarmış. Tamam. Tamamdır. Arkası da var Ezgi Hanım. Cengiz'in panını yaptı. Hah. Aferin Cengiz. Süpersin. Arka sayfamız da var. Arkasını da şöyle gösterelim. Şuraları kapatalım yine. Şöyle yapacağım. Böyle. Şöyle. Evet. Reklam arasında Ezgi Sertel'le Kadınlar Bilir hesabında, Instagram hesabında da görebilirsiniz hanımlar. Telefonunuza kaydedin, elinizde bulunsun. Yapmak istediğiniz zaman detaylı bir şekilde yazmış çünkü Zeynepciğim. Şimdi öğrenelim. Başlıyorum. Evet. Ama öyle bir sıraya geldim ki yine burası sık iğne sırası. Kaç sırada bir sık iğne sırası yapıyoruz? Önden sık iğne, arkadan örgü. Her sıra. Bir sırada, her sırada. Her sıra önde çünkü ipliğimizin bu tarafa geçmesi gerekiyor. Önden sık iğne, arkadan. Ben bunu yine yok gibi varsayayım. Aynen. Tersiymiş gibi düşünelim bunu. Sadece öğretmiş olmak için. Bakın. Birinci sık iğne. İkinci sık iğne. Üçüncü de tığımızın üzerine alıyoruz. Bir tane zaten var. Geliyorum şöyle. Bir. İkili trabzan yapıp bekletiyorum. Bir kere daha geliyorum. İki. Esas da üç tabii. Artı birimiz hep var. Beş tane yapacağız oraya. Beş. Toplamda 6 olacak. Aynen öyle. Birleştirdim. Bakın bir sonraki sık iğneyi kilitledim. Tekrar bir. Tekrar iki. Bir burada örnek oluştuktan evet. Sonra iki tane sık iğne yaptık. Bakın bu tersini yaptığım için tersine döndü. Esasında ben şöyle söyleyebilirim. Hani arkadaşlarıma da şöyle anlatıyorum. Belki daha güzel kafada kalır. Burada açıklıyorum ben. Bir sık iğne, toplam 4 tane sık iğneden motifimiz kuruluyor. Başı bir sık iğne, iki sık iğne. Üçüncüsünde tomurcuğu yapmayı yuvamız, dördüncüsünde kilit yerimiz. Tekrar bir sık iğne, iki sık iğne. Üçüncüde tomurcuk yuvası, dördüncüde kilit. Yani 4 tane ilmekten bir tomurcuk çıkıyor. Güzel, tamamdır. İlk başta iki tane sık iğnemizi yapacağız. Sonra evet. Aynı yere batarak 5 tane daha alacağız tabii ki. Toplamda 6 olacak. Hepsini birden çekeceğiz ve arkada şu şekilde tomurcuklar oluşacak. Evet. Sonra tekrar iki tane sık iğne yapıp tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra bir üst sırayı sık iğne yapıyoruz. Evet. Ve sonraki sırada aynı işlemi tekrar ediyoruz. Evet. Nasıl ebatta yapmak istiyorsanız dikdörtgen şeklinde güzelce örüyorsunuz. Yani öldükten sonra şu, da bakın, katlıyoruz. İstediğiniz en ne kadar istiyorsanız zincirinizi çekin şuraya koyun bu zinciri. Eliniz bu. Boy da zaten burada görüldüğü gibi bakın dikdörtgen olmaya başladı. Bu şimdi izleyenlerin bunu biraz daha küçük yaptım daha hızlı bitirebilmek için. İzleyiciler ilk başta 30'da yapsa küçük gelecek gözlerine. Bunu aldanmasınlar. Çünkü ben daha sonra size göstereceğim. Tamam şu yeterli sayıda olduğu zaman bunu göstereceğim. Bir de araya bu klapa geldiği zaman bu çanta kendinden zaten bir o kadar daha büyüyor. Evet. Ya bu sizi aldatmasın. Açıldığı zaman şöyle hacimleniyor. Hacimleniyor. En sonunda bir tane zaten sık iğnemiz var kenarında. O yüzden büyüyecek çantamız daha. Güzel. Birazdan geleceğim. Şu evet. Körükler nasıl yapılıyor onu evet. Göreceğim. Çok az kaldı. Sanırım iki sıra sonra onun vakti gelmiş olacak. Hay hay.
Sen o noktaya gelince beni bekle lütfen. Tamam, tamam bekliyorum. Tekrar birlikteyiz. Zeynepciğimin yanındayım. Elimde de örneğini paylaştığımız tomurcuklu çanta var. Nasıl yapılacak? Şu körük kısmını özellikle öğreneceğim ama kaçıranlar için şu tomurcuğu çok merak etmişler. Tekrar paylaşmanı rica edeceğim senden. Sık iğnemizi yaptık. Evet, bir sıra sık iğneydi. Bir tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. Ve daha sonra hiç tığımızı üzerine almadan tekrar sık iğne. Bir, iki sık iğne. Evet. Üçüncü de tomurcuğumuzun yapma yeri. Şöyle bakın, ikili trabzan yapıyorum. Tığımda bekletiyorum. 5 adet böyle yapacağım. Bir tane de daha önceden olduğu için toplam 6 tane ilmek olacak. Birinciyi yaptım. 2. 4,5 numara tığımız vardı, onu da hatırlatmak isterim. 4. Böyle bu ebattaki bir çanta için 30 tane zincir çekerek başladık. Topladım. Evet. Kilitlemiyorum. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile kilitliyorum. Daha sonra tekrar bir, iki tane, iki sık iğne. Sık iğnemizi yaptık. Üçüncüye örneğimizi kuruyoruz. Tersten ilerliyor, ön yüzünde de tomurcuklar oluşuyor. Evet. Bir sıraya bu işlemi yapıyoruz, üst sıraya sadece sık iğne yapıyoruz. Üçüncü sıraya tekrar bu işlemi uyguluyoruz. Örnek aslında çok akılda kalıcı, evet. Pratik, kendi kendine üreyen bir formül örnek. Formül olan bir örnek esasında. Güzel. Körüklerinin nasıl yapıldığını da paylaşalım. Şimdi şu sıra başına geleyim isterseniz ya da bırakayım. Bırakalım. Şurayı da gösterelim hemen. Tamam. Tüm detayları paylaşmış olalım ki. Şimdi şöyle yapıyoruz. Çantamızı bu kadar çanta istiyorsak kapağı üzerine tekrar ilave edeceğim. Bakın ördüm. Şu tam orta noktasına şöyle ayraçlarımız oluyor bizim. Kullanışlı bir örgüde. Tam orta noktasına şunu şu şekilde sabitledim. Düzgün dikebilmem için. Şimdi bu tarafından başlıyorum. Örgü iğnesi kullanıyorum ben. İstediği şekilde istediği şeyi kullanabilirler. Şu içeriden yapıyorum ki şu dikişimizin düğümü gözükmesin. Ya işçilik, çünkü işçilik çok önemli. Başladım. Örgümüzün dışından değil mi? İçeriden tabii, dikmeye tabii, gerek yok. Yok yok gerek yok. Şimdi aynı iple olduğu size. İçin zaten. Evet bakın şöyle karşılıklı dikmeniz yeterli. Üstlerden. Şu ilk başı şöyledir. Şöyle. Çünkü sayılar tam sayılara şöyle gösterelim. Düzgün ördüğümüz için her birinin karşılığı hazır zaten bekliyor bizi. Aynen bu şekilde dikeceğiz. Peki bu onu şekilde. Nasıl öreceğiz? Şunu onu gösterir misin? Tabii ki. Görmek istediğim özellikle şu kısım çünkü. Tamam şurada başlıyorum. Buna göre 15 zincirdi bu. Şöyle yapayım. 15 olması önemli. Daha küçük yapayım. Önemli olan nasıl yapıldığıydı herhalde. Evet. Şimdi şu zincirimizi yaptık. Evet. Yani şu şurası. Şimdi geriye dönüyorum. Bir. İki. Sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yapıyorum. Daha önce çanta tabanlarından bahsetmiştim, anlatmıştım ben diğer programlarda. Köşe başlarında arttırarak çantamızın tabanını oluşturuyorduk. Bunu çanta tabanı gibi düşünün. Daha küçük, minyatürü. İlk sırayı bakın, hep sık iğne yaptık. Bakın, son noktaya geldim. Bir, iki, üç. Arttırdım. Bu ovalliği vermiş oldum. Diğer tarafa döndük hemen. Döndüm. Tekrar sık iğne. Bunların karşılığı olan sık iğnelerimi yapıyorum. Şöyle. Üst sıraları? Şöyle döne döne ben bunu büyütmüş oluyorum. Sonuna geliyorum. Sadece sık iğneden oluşuyor tabii, değil mi? Tabii sadece şöyle Ezgi Hanım sımsıkı sık iğne yapalım her şey yapabiliriz. Trabzan da yapılabilir ama trabzan zayıf durur. Sık iğne örgü ören arkadaşlarım bilir. Çok sıkı bir dokudur. Hasır gibidir. Bakın ben şimdi şurasını yaptım. Bunun boyunun uzaması için ve elinin uzaması için hep iki köşeden ve tam orta noktalardan arttırıyoruz. Böylelikle aynı oranda hem en uzuyor hem boy uzuyor. Diyelim ki bu çantayı daha büyük yaptık, daha küçük yaptık. Küçük başlayacağız. Daha büyük istiyoruz, daha büyük başlayacağız. Büyük çantalarımız o şekilde çalışıyor. Bakın yine burada arttırma noktamız. Burada arttırıyorum. Farkındaysanız çanta başladı. Yani şu klapamız genişlemeye başladı.
istediğimiz kalınlıkta da yapabiliyoruz tabii, onu. İstediğiniz uzunlukta, istediğiniz kalınlıkta her şeyi yapabilirsiniz. Sadece sık iğneyle döne döne. Bu şekilde örmeyip eğer böyle yapamıyorlarsa, zor geliyorsa eğer dümdüz yani 3 tane zincir çekip dümdüz şöyle bir şeritle örebilirler. Ben şu yuvarlaklığı yani masaya koyduğunda şu kayısı vermek için böyle çalışıyorum ama güzel. Dümdüz de yapılabilir. Aynen öyle. Tercih size kalmış. Biz nasıl evet. yapıldığını gördük. Aynen öyle. Zeynepciğim gösterdi. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Tüm aşamalarını paylaşmış olduk. Hediye çantamız burada zaten. Sahibini bulacak inşallah.